Bütün bu şeylerde dünya ile ilgili işlerde Cenab-ı Allah meleklere görevler vermiş. Biriyle vahiy gönderiyor, bir diğeriyle ruhları alıyor, bir diğeriyle tabiat olaylarını idare ediyor. Rabbul Alemi böyle aynı melekleri görevlendirdiği gibi bir kısım velilerin de ruhları Cenab-ı Allah görevlendiriyor. Hiç kimsenin niye böyle şey mi olur? Allah'ın işine karışma. Valla biz karışmadık bugüne kadar. Hiçbir sahabe Allah'ın işine karışmadı. Sen de karışma. Ver müdabbirati emren ayeti kerimesinde müfessir diyorlar ki işleri evirip çevirenler diye Allah'ın yemin ettiği şey melekler ve Evliyaullah'ın ruhaniyeti. Allah-u Teala onların ruhlarına da bu görevleri verir, bu işleri onlara yaptırabilir. Hidayeti veren Allah'tır. Bizi Müslüman kılan Allah'tır. Ne ben, ne şeyhim, ne bir başka hiçbirimiz değiliz. Allah seni Müslüman kılmış. Ama Allah beni vasıta yapmış. Seydamızı bana vasıta yapmış. Şeyh Maşuk'u Seydamız'a vasıta yapmış. Şahi Hezna'yı Şeyh Maşuk'a vasıta yapmış. Cenab-ı Allah bize diyor ki size anlatın, tebliğ edin, irşad edin ama hidayeti verecek olan Cenab-ı Allah'tır. Bizler hepimiz ve her şey Yüce Allah söz konusu olduğu zaman, bakın bu tevhidin gereğidir. Allahu Teala söz konusu olduğu zaman her şey ve herkes bir vasıtadır. Sadece bir sebeptir, vesiledir. Öldüren, dirilten, hidayet veren, dalalete sürükleyen de Allah'tır. Ve men yudlil felaha diye Allah razı olmadığı Allahu Teala gazabını celbeden kulunu da saptırır, saptırır da Cenab-ı Allah yoldan çıkarır. Ve men yudlil felaha diye de Allah kimi saptırırsa hiç kimse ona hidayet veremez. Bu yüzden saptanların çoğu, yoldan çıkanların çoğu, biz deistiz yok, biz argümancıyız yok, bilmem deistiz, şuyuz buyuz diyenlerin hiçbirisi zannetmesin ki kendi kendine bir yol buldu, çizdi. Allah onu oraya gönderdi. Bunun manası budur. Ve men yudlil Allah mudildir. Allahu Teala aynı zamanda razı olmadığı kulunun yolunu saptırır, onu atar. Rahmet dergahından atar yani.